Önümüzde bir kritik dönem var. 3 ay sonra bir yerel seçime gidiyoruz. Biz istiyoruz ki yerel seçimin gündemi yerel hizmetler olsun. Biz çıkalım, Büyükşehir Belediye Başkanımızın 4,5 yıllık hizmetlerini anlatalım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın 4,5 yıllık başarılı belediyecilik uygulamalarını anlatalım. Biz bunları gerçekleştireceğiz. İstanbul'un 4,5 yılda nasıl eşitlikçi bir yönetimle yönetildiğini, nasıl bir adaletli yönetimle yönetildiğini toplumun tüm kesimlerini anlatacağız. Ama şunu biliyoruz ki siyasi rakiplerimiz kontrol ettikleri %95'lik medya kanallarıyla, sosyal medyalarla, montaj videolarla, sahte broşürlerle yine toplumu ayrıştırmaya devam edecekler. Yine toplumu kutuplaştırmaya devam edecekler. Topluma neyi sunacaklarından çok gündemi hep dış politika üzerinden, iç güvenlik meseleleri üzerinde tutmaya çalışacaklar. Şunu ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölücü örgütlerle yan yana anarak toplumda bir kutuplaşma yaratanlar şunu iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelenin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede iki ülke kurmuş partidir. Bunların bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan hepimizin göz bebeği Türkiye Cumhuriyeti'dir. İkincisi de biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil Kıbrıs'ın dağlarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazdık diyen Bülent Ecevit'in özgürleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü içerisinde bayrağımızın tartışılmadığı, inançlarımızın tartışılmadığı, değerlerimizin tartışılmadığı bir Türkiye'de 86 milyon yurttaşın barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasının teminatıdır. Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımızın kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, 86 milyon yurttaşımızın bütününün yaşamının teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek sorunlarını örtmek için, Türkiye'nin ağır problemlerini örtmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da diğer muhalefet partilerini bölücü odaklarla işbirliği yapmakla suçlamak Türkiye'ye ihanettir, Türkiye'ye haksızlıktır. Bu yönüyle bu yerel seçimde yerel gündemleri konuşmak istediğimizi çok net bir biçimde ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 4,5 yılda İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapmıştır. Onları Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini saatlerce anlatmak mümkün. Altyapı, üst yapı yatırımlarını uzun uzadıya anlatmak mümkün. İstanbul'un 4,5 yıl önce nasıl su taşkınlarına teslim olduğunu hepimiz biliyorduk. Bugün İstanbul'da hiçbir noktada, tek bir noktada bile, çok ağır yağışlarda bile sel taşkınlarının yaşanmadığını görüyoruz. İstanbul'un yeşil alanlarının imara açılmak yerine yaşam vadilerine, kent ormanlarına dönüştürüldüğünü görüyoruz ve İstanbul'da yurtlarla, burslarla öğrenci dostu bir belediyecilik yapıldığını biliyoruz ve İstanbul'da çocuk kreşleriyle, anne kartlarla çocuk dostu, anne dostu bir şehir planlandığını biliyoruz. Bizim odak noktamızdaki konular bunlardır ve 2024 sonrası İstanbul'da daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı bir İstanbul'u nasıl planlayacağımızı İstanbul halkına anlatacağız. Ama bir yönüyle de 2019'dan bu yana Büyükşehir Belediye Başkanımızın bazı projelerinin engellendiğini Türkiye kamuoyu biliyor. Bazen meclis çoğunluğunu kullanarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini engellediler. Bazen bakanlık yetkilerini kullanarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini engellediler. Bazen de Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak belediye başkanımızın hizmetlerini engellediler. Sadece onlarca örnek sayabilirim ama sadece bir tanesini söyleyeyim. Sefaköy
Beylikdüzü metro hattı projesi hazır, finansmanı hazır. Sadece Cumhurbaşkanlığı imzası bir yılı aşkın zamandır bekleniyor. Ama o imza bir yılı aşkın zamandır Ankara'da atılmadığı için her gün insanlar Küçükçekmece rampasında, Sefaköy rampasında, Avcılar rampasında dakikalarca, saatlerce trafikte bekliyorlar. Bunun onlarca örneği var. Yarın çıkacaklar, bizim hizmetlerimizi eleştirmeye çalışacaklar. Ancak bunun gibi engellenen, onlarca ulaşımda engellenen örnekler var. İmar konusunda bir takım engellemeler var ve ulaşım konusunda hepinizin bildiği gibi çok önemli alanlarda engellemeler var. Bu engellemeleri de ortadan kaldırmak için 2024'te büyük bir başarıyı hep birlikte yol arkadaşlarımızla birlikte elde edeceğiz. Tabii burada bir yerel basın temsilcileriyle bir aradayız. Yerel basınımızın önemini kıymetli sen